musunuz? Yani o köleleri eleştiren bir ayet vardı. Neyse. Şimdi gelelim buna. Son dakika falan filan. Yani siz bu bir oyunun bir parçası. Siz aman Atatürk'ü koruyalım derken onlar şu anda Türkiye'yi tahrip eden bir saltanata dönüştüren, orta çağa dönüştüren ve Türkiye'yi satan bir BOP eş başkanına hala BOP için çalışıyor. Hala Amerika'nın emrinde. Bunun karşısında sessiz kalacaksınız. Bir putunuzu kurtarmak için bu puta, şu anda tahribat yapan bir puta saygı duymak zorunda kalacaksınız. Sevgili beyinsiz göğe Atatürkçü kardeşlerim. Sizin bir milyonunuz bir Atatürk etmez çünkü düşünmüyorsunuz. Dogmatik yobaz olmuşsunuz. Aman putumu koruyayım, hakaret edilmesin. Oğlum senin putun eğer bir kızın hakaretiyle, böyle gerizekalı cahil bir kızın hakaretiyle eğer yıkılacaksa yerin dibine bassın ya. Atatürk böyle bir hakaretle gidecek bir adam mı ya? Gerçek konuşulsun, isteyen istediğini söylesin. Zaten öyle bir ortamda, isteyen istediğini söylediği bir ortamda gerçekler ortaya çıkar. Gerçek ışık gibidir. Karanlığı yutar. Ama ışığı engellersin sansürlerle, karanlık yaşar. Siz ışığı engellemeleri için devlet, sansür onun elinde. Güç onun elinde, yasayı o çıkarır. Onun mahkemeleri neyin hakaret olup olmadığını şey eder. Benim davama bile bakmaz bile. Ben Tayyip'i suçlasam hakaretinden dolayı yaptığı işten davama bakmaz bile. Ama Tayyip bizim paramızla, halkın parasıyla topladığı vergi, benim param diyorum benim. Çünkü orada bazı şeylerim vardı, katkılarım oldu bir vatandaş olarak. Onlarla ne yapıyor? Bir avukat ordusu tutabiliyor. İstediğini mahkemeye verip istediği cezayı verdirebiliyor. Sen bu hakaret davasında diktatöre karşı galip mi geleceğini zannediyorsun? Beyinsiz. Beyinsiz diyorum, gerçekten beyinsizlik. Zaten bir ülkede hakaret cezası var. O ülkede her türlü yolsuzluk vardır, her türlü sahtekarlık vardır, her türlü zulüm olur. Onun için hakaret cezası olmaması lazım. Bir şey